O gün insana, ''Kuşkusuz sen dünyadayken bundan habersizdin. İşte biz şimdi senin perdeni kaldırmış bulunuyoruz. Şimdi gözlerin keskindir.'' denecektir. Fakat benim anlattığım yani bu konuyu bütün kardeşlerim çok iyi bilmesi lazım. Yani bu dünyada insanların bilmesi gereken çok hayati bir sırdır. Yani bunun bilinmemesi bir insanın insanlığına yakışmaz. Biz maddeyi asıl haliyle hiçbir şekilde göremiyoruz. Bilimsel bir gerçek. Dinsiz de kabul etmek durumunda, dindar da kabul etmek durumunda. Madde dışarıda sayda. Herkesin ittifakla söylediği şey ve simsiyah karanlıktır dışarısı. Dışarıda ışık yok. Renk, ışık ve cismin böyle kitleli yani saydam olmaması görüntüsü beyinde oluşuyor. Allah tarafından yaratılıyor. Ve bir kaset gibidir yani teybe konmuş bir kaset gibi. Bu görüntü sürekli akar. Şu anda da görüntü sürekli akıyor. Hiç kesilmiyor. Ölüm anında da bu görüntü, şu ekran, elipse ekran birden açılıyor perde. O gün Allah diyor perde açılmıştır. Daha keskin yeni bir görüntü başlıyor o zaman. Daha keskin, daha net. Şimdi ama bunu tam kavrayan da tabii şiddetli heyecan mesela çok özellikle keskin olan yani dikkati keskin olanlar bir anda madde olmadığını anlar. Yani bir nevi madde olmadığını anlar. Yani beyninde görüntünün oluştuğunu anlar. Bu da onları çok çok heyecanlandırır. Hatta böyle o tip insanları görürsünüz ve masaları falan tutmaya kalkar böyle eşyayı tutar. Yani kaybolmamaya, evet kaybolacağından korktuğu için tedirgin olur. Ona karşı da yani uyarıcı hareketler yapar. Yani o konsantrasyona girmemek için. Ama işin doğrusu yani ben diğer anlayamayan kardeşlerimi tenzih ederim de bilinç keskinliğinde olur bu. Yani bilinç fluluğunda olmaz. Yani teknik olarak kavrayabilir ancak kişi. Ama bilinç keskinliğinde direkt yaşamaya başlar. Yaşadığı için de çok şiddetli heyecanlanır. Yani yok olacağını zanneder bir anda.